Meltem'le Haluk bir süre ayrı yaşamaya karar verdiler Tuna. Ne? Evet öyle ama yani bir süre kimsenin bilmesini istemiyoruz. Sen de yardım edersen. Tabii. Ya ben kimseye söylemem, merak etme. Çok şaşırdım yani. Öyle olması gerekti. Hay Allah. Yani tabii ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani karar sizin kararınız. Eğer öyle olması gerekiyorsa yani siz bilirsiniz. Yani neden olmasın? Ama şunu söylemek isterim ki yani ayrı yaşamaya karar vermek boşanmaya atılan ilk adımdır Meltem. Yani inşallah sonu öyle olmaz. Ben zaten boşanmak istedim. Bunu öneren Sinan Bey. Bence doğru söylemiş. Ayrıca bu her çifte aynı sonucu verir diye bir şey yok Meltem. Belki siz o aşamaya gelmeden halledersiniz problemlerinizi. Tabii canım. İnşallah siz düzelirsiniz. Ama şunu da hiçbir zaman unutmamak lazım ki mutsuz bir evliliktense mutlu bir boşanma her zaman daha iyidir. Tabii. Yani kesinlikle katılıyorum sana hayatım. Yani ben boşanmaya öyle negatif yaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani ama tabii boşanmayı medeni bir şekilde yapmakta da fayda var. Yani dost kalmak daha önemli. Değil mi Gönül? Hanım, siz burada mıydınız? Ay televizyon seyrederken uyuyakalmışım. Siz yatın isterseniz, ben ses yapmam. Yok, ben toparlanıp işe gideceğim. Bu Haluk Bey iş seyahatine gittiğinden beri sizin de düzeniniz bozuldu. Bir an önce dönsün şu adam ya. İstersen şimdi gideyim sonra geleyim. Yok canım. Olur mu öyle şey? Yalnızım yine tek başıma, rüzgar olsan da esmezsin bana. Neden yoksun, niçin yoksun,
kime gitti? Ben ne yaptım sana? Hak etmedim bunları, sen suçlusun. Tövbemi bozdum adını anmak için. Tövbemi bozdum senin olmak için. Tövbemi bozdu o siyah gözlerin. Tövbemi bozdum affet ya Rabbi. Dokunamadım korktum eşyalara. Tozlar uçuşmasın bir daha. Kokun sinmiş sanki her yana. Çektim içime ah çektim bir daha. Tövbemi bozdum adını anmak için. Tövbemi bozdum senin olmak için. Tövbemi bozdu o siyah gözlerin. Tövbemi bozdum affet, affet sevgili. Efendim? Haluk, biraz gelebilir misin? Bu saatte mi? Hı hı, lütfen. İyi, tamam, geliyorum. Hayırdır? Gelsene. Ya belki çok önemli değil ama sana bunu vermek istedim. Ben ördüm. Soğuktur. Teşekkür ederim. Güzelmiş. Giysene. Şimdi mi? Lütfen. Burası mı? Çocuk gibi oldu değil mi? Çok güzel. Ben gideyim. Gitme. Bir yere de gitme. Hiçbir yere gitme. Burada kalma onu.
En çok neyi özledin? Doğruyu mu söyleyeyim? Hı hı. Kıymalı makarna. Yapayım mı? Yap. Ama öyle İtalyan makarnası değil. Anne makarnası istiyorum böyle. Soğanlı, biberli, domatesli böyle hafif sulu sulu olur ya. Böyle iyi pişmiş. Böyle sosyetik makarnaları sevmiyorum. Böyle. Ne o? Al dente. Kıtır kıtır ağzında. Yanına da biraz böyle vişne hoşafı. Hepsi tamam da bu saatte hoşaf falan yapamam. Onu ben yaparım. Sahte hoşaf yaparız anında. O nasıl bir şey öyle? Sen onu bana bırak. Sen makarnayı yap. Ben sana hoşafı hazırlıyorum. O da benim uzmanlık alanım. Oh, getir getir getir. Allah. Nasıl olmuş? Harika. Sırf bu yüzden seninle 20 yıl daha evli kalabilirim. Çok romantiksin Haluk. Hani hocam? Yap da görelim, merak ediyorum. Daha bir reçel getir, vişne reçeli. Suyumuz var. Bir çorba kaba. Getireyim. Buyurunuz çorba kaba, bunlar da kaşık. Bak. Ona koyuyorsun. Tamam mı? Biraz da su olsun. Ondan sonra bunu karıştırıyorsun. Al sana sahte vişne hoşafı. Bravo vallahi Haluk. Nereden öğrendin sen bunu? Annem yapardı. Ooo! Gel bir tadına bak. Bir bak hele. Nasıl olmuş? Çok güzel. Güzel mi yoksa güzel mi? Güzel. Bu saatte bunları yediğimize inanamıyorum. Nasıl özlemişim sana anladım. Kıymalı makarna, bol karabiber, sulu sulu. Vallahi ben peynirli makarnamdan çok memnunum. Bakayım ben.